Extreme Road Fever haritasına hepiniz hoş geldiniz. Bu harita platform 1, platform 2, platform 3 ve platform 4 şehirlerinden oluşmakta. Gerçekten zorlu yollara ev sahipliği yapıyor bu harita. Şu an bizim bulunduğumuz yer platform 1 ve platform 2'ye doğru gideceğiz. Sırasıyla tamamen platform 3 ve platform 4 mesafelerini yaptıktan sonra da bu haritanın bu şeyini bitirmiş olacak. Gezintisini bitirmiş olacağız. Büyük ihtimal bu haritadan 1, 2, 3, 4 ve 6 bölüm falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu an saatime baktım. Tamam, tam bu saatte başladım. Videonun uzunluğuna göre ayarlayacağız. Platform 1 ile platform 2 arasını tek bir video halinde gidebilirim ama platform 3 ile platform 4 arasını tek bir video halinde gidemeyebiliriz. Onun için 1, 2, 3, 3 video falan herhalde olur ya, bilmiyorum, tam emin değilim ama göreceğiz bunu. Aracımız Kamaz, Rus temalı bir araç olmasını istedim. Birazcık da hani Rus yollarına benzediği için bunu tercih ediyorum. Sizlere şunu söyleyeceğim. Şimdi son gelen güncellemelerle beraber oynadığınız oyunda çok FPS düşüşü vesaire vesaire yaşıyorsanız, böyle ormanlık alanlara falan girdiğinizde FPS düşüşü falan yaşıyorsanız arkadaşlar, onu ben de yeni fark ettim. Optimizasyon sorunu var oyunda. Optimizasyon sorununa karşılık gelen de ekran uzayı ortam örtmesi SSAO'nun ayarlanmasıymış. Bunu öğrendim. Bunu yüksekten devre dışına aldım. Gerçekten optimizasyon sorunu özürlü bir şey. Ekran kartınız ne kadar iyi olursa olsun bu her türlü FPS'inize etki edecektir. Böyle optimizasyon özürlü olduğu için bu. Ne yazık ki bunu kapatırsanız daha rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Eğer açıktır, açık değilse bile bir kademe falan açıktır diye düşünüyorum. Onu kapatırsanız dediğim gibi daha rahat oyununuzu oynayacaksınız. Bunu kesinlikle unutmayın. Dediğimi uygulamaya çalışın. Şu bu arada aracın üstünde, camın üstünde böyle bir güneş şeyi var. Güneş karartması mı ne deniyordu ona? Ondan var. Yukarıda güneş tam olarak gözümüze vesaire gelmesin diye böyle bir şey yapmışlar. Kamaz bildiğiniz gibi Mercedes de aynı, hemen hemen. Mercedes içini kullanıyor zaten anlamadığım bir şekilde. Gerçekte de böyle mi onu da bilmiyorum. Bildiğim Mercedes'in içi yani. Şu an buralar biraz nazik geliyor bize görüntüsü falan ama ilerleyen yerlerde gerçekten sıkıntılı yerler bizim karşımıza çıkacak. Size onun için dedim yani, bölümler uzayabilir vesaire diye. Devamlı virajlı ve bozuk yollar vesaire vesaire, kaygan yollarda gitmeye çalışacağız. O yüzden birazcık bizi yorabilir. Videonun altına linkini bırakacağım. İlk orijinal base'i indireceksiniz. 1.1 GB'lık bir dosya. Daha sonrasında 14 MB'lık da bir 37-38 güncellemesini çekeceksiniz. O şekilde haritayı oynayacaksınız. Bunu da unutmayın. İkisini de videonun altında linkini bırakacağım. İkisini de indiriyorsunuz. Sonra 1.37-1.38 update'i indirip dosyaları üstüne atıp tekrar 2.0 zaten. Üstüne atmaya gerek yok. Sadece ana dosyanın içinde base'i alın. Diğerlerinden de map ve defa alsanız çalışıyor. Onu da sizlere söylemiş olam. Şimdi şuradan büyük CAT kamyonlar herhalde, de CAT'e de pek benzemiyor, değişik bir kamyon. Onları geçtik. Arkada 20 ton kullanılmış ambalaj yükü götürüyorum şu an. Oğlum baya baya gerçekten zorlu yollara gireceğiz birazdan. Onu zaten fark edeceksiniz. Yavaşlayalım. Millet ev falan yapmaya çalışmış, yapamamış buralarda, bu şekilde kalmışlar. Bakın evin odalarını falan çevirmiş adam ama evin devamını getirememiş. Öyle de bir durum var. Birazcık dışarıdan göstereyim. Yine otobüs, bir otobüs vakası orada. Bakın otobüs her zaman gibi. Ya böyle yollarda otobüs görmek çok mantıklı, makul geliyor. Genelde hani yapımcılar, yabancılar bu haritaları böyle otobüs kullanmak için falan yapıyorlar. Genelde o şekilde geliştirdikleri için böyle şeyler makul görünebiliyor bu haritalarda. Normalde şu an Dorsen'in tentesi falan yırtılmış olabilirdi gerçekte olsaydı. Ama ne yazık ki oyun olduğu için sapasağlam gidiyoruz. Evet, şu an Dorsen'in üstünü falan komple vurduyduk. O dallar falan komple kırıldıydı ve araca da zarar verdilerdi. Ama gördüğünüz üzere oyun olduğu için hiçbir problem yaşamıyoruz. P
petrol var burada. Petrolü geçtik. Petrol niye öyle şeyin içinde gömülü? Volvolar falan var. Allah, yoldan çıktım. Bazı yerlerde Allah, oyun kaynaklı bir FPS düşüşü yaşanıyor. O normal zaten ETS'nin kendi olayları, biliyorsunuz. Oğlum dur. Kamaz, kendine gelirsen buradan çıkarız. Hadi kendine güven. Yaparsın. Hadi. Vay, uzunları yakınca sisler de yanıyor. Ne güzel. Otomatik vites ya, o yüzden biraz sorun yaşıyoruz ya rampalarda falan. Kalkışlarda. Şöyle 5'e basarsak 166 kilometre kaldığını görüyorum. Ama 166 kilometre işte kaç dakikada gideceğimiz önemli bizim için. Hızlı gidemeyebiliriz. Belki de hızlı gideriz, bilmiyorum. Duruma bağlı. Bu ne abi? Gerçekten buradan bunu nasıl geçeceğiz? Aa, burada ben... Aa, içinden geçiyormuş. Ama içinden geçerse de bir anlamı kalmaz ki. Dorsey'i normalde vururduk orada. Çapraz bir şekilde takılır kalırdı. Uğraşırdık. Bayağı geri falan gel git düzlemeye çalışırdık Dorsey'i. O şekilde geçmeye çalışırdık ama şu an rahatlıkla oradan geçişimizi gerçekleştirdik. Benim de en hasta olduğum harita çeşitlerinden birisidir böyle yollar yapmak. Baksana abi, bu nasıl bir dönüş ya, gözünü seveyim. Gitmiyor ki araba. Allah lan. Tövbe estağfurullah. Yapımcı kafa yemiş ya. Yapımcı kafa yemiş daha doğrusu. Böyle yol mu yapılır? Allah, araban dönüş açısı... Allah. Araban dönüş açısına göre yapsan oğlum bu yolu. Manyak. Şu an ne yapıyor? Pati falan mı çekiyor? Bir tane de böyle skin yaptım. Bir şirkete aitmişiz gibi dursun diye araç. Öyle bir skin giydirmesi de yaptım araca. Oyun kendi aracı alırken ayarlayabiliyorsunuz zaten. Bu arada aracı da unutmazsam onu da koyarım video altına. Oradan indirirsiniz. Yine ne oldu ya? Yine ne olmuş olabilir ki? Yerlere çarpıyor ama anlamadım gitti abi. Benim döndü. Sağa sola bakayım derken. Oha dur. O nasıl bir vites düşürme araba? 20 kilometreden 5 kilometre hıza düştü araba az önce. Kafa yemiş olmalı. Çok güzel çeşitli haritalar var. Yeni yeni yapılmış böyle modlar. Onları da incelemeye çalışacağım. Güzel oluyor ya. Ağacın içinden geçiyoruz ama yani. Gerçi geçmesek de dönemeyiz ki. O da var. Burada bayağı kazalı araçlar falan var ama hepsini kazalsa da aynı. Çaktırma. Tövbe estağfurullah ya. Burada kazasız gitmek var ya, başa bela oğlum, yapamazsın ki. Burada kamyon kullanacaksın abi. Brezilya usulü kamyon kullanacaksın. En mantıklısı. Dorsey ile gitmek çok zor ya. Harbi gerçekten.
Dorsa ile gitmek gerçekten zor burada. Onu söyleyeyim. Anne. Nereye girdim lan ben? Bahçeye girdim. Ha evet, şimdi köprü bunun. Çok eskiden biliyorum ben bu köprüleri. Allah. Tövbe estağfurullah. Ağzıma soktu ya la lafı. Şey biliyor musunuz? Trak bir şey vardı ya. Baygoba'nın haritası vardı bir tane. İlk o haritada kullanılmıştı bu modeller. Bu modeller de asıl şeyde bulunuyordu biliyorsunuz. Neydi o ya? Skynet Track Driving Simulator'da. Bilirsiniz. Ya orijinal modeldir bu gerçi. Onu da söyleyeyim. Tahta modeli orijinal model. Hani ilk orada kullanılmıştı. Daha sonrasında Baygoba haritasında kullanılmıştı ki efsane bir haritaydı. Ben Baygoba haritasını bayağı seviyordum. Haritanın etrafında dönerek karlı bölgeye gidiyorduk. Daha sonra yeni versiyonları çıktı. O haritanın etrafından giden yolu kaldırdılar vesaire vesaire bir şeyler oldu. Ondan sonra devamı yapılmadı zaten haritanın. Bayağı uzundu o harita ya. Hani bayağı uzundu. Haritanın etrafını bildiğin dönüyordunuz arkadaşlar. Bildiğiniz haritanın etrafını komple dönüyordunuz. Burada bu aracın kalması mantıklı bir şey değildi bu arada. Neden kaldı burada bu? Şu an dingil de açık. Buradan bu kalması imkansız lan. Nasıl kaldı bu? Araba 430 beygir falan değil mi ya? Ama 20 tonluk rampada böyle kalıyorsan aha sen de yani şimdi kamaz kendine gel. Bu neymiş? Burada da kalıyorsan manyaksın ya. Aa çıkamıyor. Dur bakayım biraz geri atayım ben şu arabayı. Buradan çıkması lazım bunun çünkü. Çıkabilmeli. Tekrar deneyelim. Bu az önce niye çıkamadı buradan da şimdi çıkıyor? Az önce de çıkardı. Ben az önce hız mı kestim oradan çıkar? Tabi tam gaz çıkmadım değil mi ben? Ondan oldu. Tam gaz çıksaydım çıkardı çünkü. Oğlum bu ne? Bahçenin ortasına gidiyorum ben şu an. Böyle bir yol yok yani. Aa bura kapak resimlerinde görünüyordu. Burası. Skyne'ye baksana. Oğlum hayvan gibi duruyor lan Skyne. Çok büyük. Bir yerleşim yerinden daha geçiyoruz. Saat akşam 2'ye geldi ki yükü kaç saat sonra bırakacağız? 12 saat. Aa, öğlenden sonra saat 2. Şey falan geliyor. Ya otomatik vitesin de bu sıkıntısı var işte. Otomatik viteste olay bu yani. İstediğin gibi gidemiyorsun. Devamlı vites attığı için araba salak saçma. Ben şey yapacağım bu arada ya. Ama gerçi onu da yapmayalım boş ver. Neyse.
Ben atayım manuel vitesi alayım dedim de. Onda da debriyaj olayı sıkıntı. Debriyaj ben istediğim gibi geçiremediyor. Geçiremedikten sonra bir anlamı da yok yani onun. Çok gecikme var çünkü arada. Bir gecikiyor şey. Geciktiği zaman olmuyor. Aha garpuz. Niye vurdu? Oğlum bütün modellerin içinden geçiyor ki araba. Hani o yüzden aslında bir zorluğu da yok haritanın. Sadece biraz yollarda falan ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Bu kadar. Oğlum önümü görmüyorum ki. Yol nerede? Daha 15 dakika falan oldu şu an. Daha 15 dakika oldu. Daha buraya yeni geldik. Bu harita devam bayağı sürer arkadaşlar ya. Harbi bayağı sürer. Onu söyleyeyim. Yanan Dorsen mi? Ne? Oğlum haritanın yapımcısı inatla mı yapmış bu yolu? Görmesinler diye. Oo. Ivego'yu atmış adam altına. Gömülmüş Ivego oraya. Ben biraz alçakta oturuyorum gibi geldi. Ondan tam rahat göremiyorum ön tarafı. Of, biraz enteresan ya. Yolun nereden gittiğini göremiyorum ki. Ve bir Mercedes. Actros. Allah. Şu haritaya bir gerçek saat yakışırdı bu arada ya. Harbi. Çok hızlı gidiyor. Aa ona o modele takıldı bu arada. Kayalara ve modele takıldı. Bu da güzel. En azından bir modele takılan bir şey buldum. Burası sıkıntı olabilir bu tahta. Altı yüksek araç kullanıyorum ama yine de vuruyor Kamaz'ın. Bu kadar da yüksek değil ya. Aman ya işte. En sevmediğim olaylar bunlar. Böyle yolumda giderken sebepsiz yere vurması var ya arabanın. Nefret ediyorum o olaydan. Nereye vuruyorsun ki? Heh, saçmalık. Altı bayağı yüksek arkadaşlar bunun. Baksana şuna. Neyim vuruyor? Neyim vuruyor ya? Bana onu söyle oyun. Ne vuruyor araba altında? Allah aşkına ya.
Aynen. Bu arada ben gece yolculuğu yapmam bu haritada, onu söyleyeyim size. Büyük final götürdüğümüz yükü zamanı geçmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Sen oranın çıkışında o kadar dikersin zaten yukarı. Öyle olur. Bu arada her videoda başka araç kullanma ihtimalim de olabilir. Ağacın içinden geçebiliyorum zaten. Eğer güzel modlar falan varsa onları bulurum ben. Ya da tek bir videoda olabilir. Bilmiyorum bu. Devamı gelmeye de bilir. Öyle de düşünelim yani. Her ihtimali düşünmeniz lazım. Düşünmemiz lazım. Daha doğrusu. Yok araç, öyle düşünme. Tabii ki de. Neden olmasın? Neden olmasın? Kamaz. Dorsey'i oradan gerçekten çekebileceğini sanıyor mu? Bence sanma yani. Çekemezsin Dorsey'i orada. O Dorsey gitti. Bitti o. Gel geri. Gel geri. Gelemiyor mu? Tamam. Hiç problem değil şu an yapacağım. Böyle bir yol yapmış ki adam çıkmasın, direkt ölsünler falan. CCS'nin şu oyunu yapması gereken o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki yani. Anlatsam roman olur. Okursun bitmez. Ya abi ciddi misin ya? Ha, ciddi olamazsın değil mi? Tır kullanıyorum da yani o yol öyle bir şey olamaz. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Hadi, hadi. Hadi. Oğlum ne geri gidiyor ne ileri geliyor ki araba? Garip. Bu arada videoyu burada kesmeyeyim. Ben bu yükü götüreceğim. Onu söyleyeyim. Allah. Götüremeyebileceğim ama. Yani öyle de bir durum var şu an. Ama götürmeye çalışacağız. Hava kararıyor. Tek sıkıntı o şu an. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Hava kararına kadar giderim herhalde. Bakayım. 3 saat kalmış. Oyunda saat kaç? 5, 6, 7, 8. Gider herhalde ya, bir şey olmaz. Şöyle geri alalım tekrar. Hızını kesti çünkü. Uzunları falan yakayım da göreyim yolu en azından. Peki aranızda hani bu yolu tercih edecek, oynayacak olan var mı arkadaşlar? Bence kendine büyük zahmet yapabilir, haksızlık yapabilir falan vesaire diyebilirim ya. O derece. Şu an araba buradan geri bile çekmiyor kendini. Abi 750'lik Volvo var ya, öf. Bu yolda ne gider biliyor musunuz?
Ya da şey var ya Mercedes'in neydi la o? Unuttum adını. Gerçekten unuttum. Bir markası daha var ya büyük şey arazi aracı olan. Onunla gidilebilir. Arox. Arox gerçekten iyi gidebilir bu yolda falan. La abi Kamaz manyak mısın sen? Niye böyle bu kadar ölümcül gidiyorsun ya? Araba pısıyor, gitmiyor ki araba. Boğuluyor yolda. Enteresan. Bu arada ben şeyden map'ten yolu bayağı düz gördüm de yol düz değil. Aha. Vur abi. Vur. Vur kır ağzını yüzünü vur ya. Ne olacak? Ama hiç araba hasar almıyor herhalde. Bakayım. Evet, hasarsızlık modu var büyük ihtimal o şeyde. Map'te büyük bir daha hasarsızlık modu var. Dev dosyasının içerisinde. O yüzden araç hasar almıyor. Güzel, bir yandan da mantıklı düşünmüş. En azından onu düşünmüş yapımcı. Hani daha rahat oynasın millet diye. Kafa yemesin bu yollarda diye. Dorse'ye bakar mısın? Dorse ne yapıyor? Tiridine bandım. Bedafamı sandın. Para verip aldım. Kamaz ölümsün ha. Ben seni niye tercih ettim ki? Oğlum harbi Kamaz. Ne yapıyorsun sen? Oğlum sen dedim Rus arabasısın gidersin dedim. Ay o yolun o kırılmış tahtasına şimdi. Kafa yiyeceğim. Boşluğa düşüyor ya orada giderken. Hangi boşluğa düştü belli değil ama. Orada bir tane boşluk var oraya düşüyor. Ben görmüyorum o boşluğu mesela. Düştüğü zaman. Ben yarım saate doğru geliyoruz şu an. Ay senin oyun diye ben. Acaba şu oyunu halen daha öven var mı? ETS'yi. Oğlum şöyle güzel böyle güzel. Ha? Hala ETS'yi acaba öven var mı ya? Abi yeter artık. Bıktım bu yoldan. Çıkmak istiyorum ya. Az kaldı mı? Bu rampayı da çıktıktan sonra az kalacak herhalde. Kamaz, gerizekalı araba. Araba ileri giderken geri gelmeye başladım. Çıldıracağım ya. Ne oluyor burada? Kilkenes maden çıkışı bura şu an. Aynısı. Değişiklik yok ki şu an. Öyle kaldı burada. Ama bu çıktı en azından. Bu çıktı. Lobet olsaydı öldüydük şu an orada biliyor musunuz? Evet. Mesela şimdi buradan gidemiyoruz. Öyle dönelim. Hadi be. Ama biraz daha geçmezsen serbest kamera kullanacağım biliyorsun değil mi oyun? Bunu biliyorsun değil mi?
Biraz daha geçmezsen çünkü kullanacağım o serbest kamerayı. Evet. Geçmiyor. Orada salak saçma bir şekilde kaldığı için araba. Serbest kamerayı kullanıyorum. Böyle bir şey yapmış ki arka doğru seni var ile vuracağını hesaplamamış. Ha. Sen bütün her yerin içerisinden geç, evin içerisinden geçme. Bir kez daha düşün chat. Arkadaşlar. Haritayı oynamak için bir kez daha düşünün de. Gidip de nereye vurun. Abi böyle bir dönüş var mı ya? Yapımcı alkollüydü herhalde. Ne diyorsunuz? Harita yapan arkadaş alkollü olmaz olabilir bu arada. Ayık kafayla yapmış olamaz bu haritayı. Buraya koca tekerlekli arabayla geleceksin. Koca tekerlek. Bir gideceksin var ya bu yolda. Öf. Bir de karakterimizin kendi kullanmış olduğu araç şey. Skyna. Yani haritanın yapımcısı. Skyna ile gelmiş kullanmış. Dosyanın içinde bir de orijinal profil var. Profilden hızlıca kayıtla gelebiliyorsunuz buraya. Büyükten sıfırdan kayıt alışıyorsunuz. Ben onun kaydını kullanıyorum da adamın bu haritayı oynamış olduğu aracı Skyna'ymış. İlk başta öyle geliyor karşınıza. Yani bu yola Skyna sürmek mantıklı bir hareket değil ya. Harbi bak. Ne oldu şimdi? Ağaca mı takıldık? Dorse takıldı. Ne olacak? Aa bu ne bu? Bu ne bu? Üçgen buraya kadar gidiyoruz. Lan ne bu? Allah rızası için bana doğru dürüst bir yol ya. Ha? Yapamayacağım arkadaşlar. Oradan o araba gitmez ya. Ha şey olsa, kamyon tarzı olsaydı giderdik de. Adamın yaptığı hatayı görüyor musunuz peki? İnanamazsın. Evet, ayrım burası. Bu ayrımdan ayrılıp gidiyoruz. İki tarafa da. Ben platform 2'ye gittiğim için bu yoldan devam edeceğim. Bazı yerleri mecburen serbest kamerayla geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunun da nedenini zaten biliyorsunuz. Çok zaman kaybedeceğiz. Oradan gidemeyiz Dorsey ile. Evet, platform 2 böyle. Herhalde platform 2'nin yolu böyle. Böyle dağlık gidiyoruz herhalde. Bir rampaya çık, in falan vesaire vesaire. Benim niye diferansiyel kilitlerim full açık gidiyorum ki rampalarda falan sorun yaşamayalım. Bayağı dimdik şeydeyim ya, dağın üstündeyim şu an. Güneş bir alabilir mi dışarıdan? Lütfen. Güneşi hala tatıp çeksek olur mu? Ananı. Oğlum yola bak. Ben haklıyım abi şu an. Buradan hangi tarık ama şöyle geçsem çıkar geçerdim bu arada ya. Evet öyle yapsam geçerdim. Deneyeceğim şimdi geri gelirse tabi. Şu an kasıntıda büyük bir tane araç. Geri gelmemi falan da zorlaştıracak buradan. Ama deneyeceğim.
Birazcık şöyle atayım mı? Şöyle döneyim en iyisi. Evet, böylesi daha iyi. Şöyle bir şey var haritalarda. Şimdi Kamaz. Söyle ne oldu şimdi? Ben yanlış falan mı yapmışım Kamaz alarak arkadaşlar? Ha? Şu an araba gaz yemiyor da o yüzden diyorum. Kıldıracağım. Baka giriyor araba yolda. Anlaşıldı. Buradan da çıkamayacağız. Hemen şöyle şuraya düz bir yer alayım. Bir de bu şeylerden sonra nasıl diyeyim size son gelen güncellemelerden sonra baya baya oyun kafayı yemiş bulunmakta. Mesela rampalarda falan şanzıman kararsız davranıyor. Çok aşırı kararsız davranıyor. Bakar mısınız şurada? Mesela otomatik şanzımanda kendini dengeleyip bu aracı buradan alıp götürmesi gerekiyor ama bak ben vites boşa attım ya şu an arabayı. Boşa attığım zaman gitmeye çalışıyor. Böyle bir durum var. Neden böyle bir şey var onu da bilmiyorum. Hadi hadi. Gerçi boştaymış ki araba. Ya boşta olsa ya da dolda olsa yine fark etmiyor. Şu an durum bu. Buradan 2 saatte çıkmaya çalışıyoruz. Ya şu serbest kamerayı da devamlı kullanmak istemiyorum ama mecburum ya herhalde. Galiba mecburum ben bunu kullanmaya. Göründü zaten ileride. Az bir şey kaldı da şu virajlar, dönüşler biraz böyle inişli çıkışlı değil de daha düzgün dorsenin, arkadaki uzun dorsenin daha düzenli bir şekilde çıkabileceği bir şey, yokuşlar falan olsaymış daha güzel olacakmış. Ama ben bunun ikinci videosunda böyle bir hata yapmayacağım. Onu söyleyeyim size de. Bu aracı falan kullanmam. Büyük ihtimal. Kamyon. Kamyon kullanmayı özen gösterebilirim. Çünkü en mantıksız kamyon olacaktır diye düşünüyorum. Gerizekalı otomatik bir adaptif şanzıman arkadaşlar. Alın. Videoyu çekiyorum ama aklımda şöyle bir soru var. Bu videoyu atmasam mı? Ama büyük bir ihtimal izliyorsanız yayınlanmış olacak. Atmış olacağım. Ki atarım herhalde diye düşünüyorum. Geldik çünkü. O kadar yolu geldik. Atmamazlık olmaz. Ama yol nerede? Yolu göremedim için şu an. Evet, yolu göremediğim için yani öyle bir dönüş yapmış ki adam, inanamazsın ya. Yola baksana abi, yol direktmen geri dönüyor. Karanlıkta göremiyorsun ki yolu. Bir şey falan koyar.
adam oraya. Nereye gitti lan kamyon? Oğlum, ne oldu lan orada? Geri döndüm ben. Ne? Allah rızası için ben devam etmeyeceğim bu arada. Şöyle ileri alayım arabayı. Şehre geldik en azından. Sinirim bozdu. Evet, şehirde böyle. Bir de karanlık abi. Karanlık olduğu için zamanda ileri alamadım. Platform 2'deyiz. Artık platform 2'den devam etmem. Platform 3'ten platform 4'e geleceğiz. Onu söyleyeyim. Direkt ben orayı gösteririm. Buranın girişi neredeydi? Arkadan mı giriyorduk? Yo. Oğlum buranın girişi nerede? Önden giriş bura. Bura önden giriş. Niye önden girmeye yer yok? Ha, buradan mı yapmışlar? Olur, tamam. Bunu da şöyle hızlıca yapalım. Hızlıca bunu da geçirelim. Bak, gel kapatalım. Evet, böyle bir videoydu. İlginç bir video çektim sizlere. Normalde pek sevmediğim olaylardan birisidir ama öyle bir haritaya bir kez şans verdim. Belki ikinci video gelir ya da gelmez, onu da bilmiyorum. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.